Köpeklere o kadar çok mama var ki arkadaşlar. Pat patla götürüyoruz. Şuna bak. Full katık. Ha ben Toraman'a vereyim. Toraman. Mama katığına bakın. Bugün acayip işlerimiz var arkadaşlar. Hava yaz. Delinesçe lan. Ocağa delinesçe. Ya bu prenses ne kadar sakin bir köpek. Önünden... öyle öğren işte. Yaptın da. Size yaptım da konuştum ben. Tamam. Ya ne acı koyun. Be koyun. Lan be koyun. Be koyun. Allah'ım ne... Geliyen baba. Halbuki şu sabah yemi verdik ya. Bunlar ne böyle ya? İyi oldu ya bak gördün mü? Birazdan çıkacağınız mereye merak etmeyin. Tamam bu da kuzlamış baba. Gene hızlandı koyunların kuzlaması. Ya böyle 2-3 olur kolay ya. Çeşmeyi açtın mı sen? Aç sen bak şimdi ben buraya. Tamam o daha önceki gün kuzuladıydı ya. Abi o önce. Bir baksana senin için. Kaçırmayın. Tamam baba. Tamam tamam. Ben bunları saman döküverim, yem döküverim ya. Ya pek de yem dökme, çok az bir şey yarım. İyi tamam iyisin. Tamam. Yemlemesinler. Abi yaz ayı ya. Allah'ım ne salli ala. Abi 31 yaşındayım. Yani 31 yaşından gün almaya başladım. Şöyle hafızamı derin derin kurcaladığımda hayatımda böyle bir kış geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Yani olur yağmaz ama bilmiyorum da. Yaz ayından farksız bir kış geçiriyoruz. Kar yok, yağmur yok, hava sıcak. Allah soyunumuza hayretsin. Günler neredeyse 80 olmuş arkadaşlar. 72 miydi, 73 müydü, 74 müydü? Kasım geçeli 74 gün olmuş. Yani 90 yazık oksam derler bizim burada. Yani 90'a da az kalmış. Ama görüldüğü gibi yaz. Hem de ne yaz. Atmasın sırtından seni. Evde kala kala iyicene cozuttu. Ayel. Be koyun. Hadi bakalım. Bugün bari sakin çıkın da yormayın bizi. Lan nereye lan? Bak. Prensesin yanında kaldı iki tanesi. Geri döndük. Nasıl geliyorlar ama? Köpek gelince onlar da geliyor. Yürüyenler. Şikayetçiler ekine girecekler nasıl hesap edip de arkada kalıyorlar? Oy oy oy. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ben Orhun Topkuya kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Yine güzel bir günden, güneşli bir günden. Hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Evet bizim için güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Koyuncular bu havayı arar. Ne yağar var, ne yaş var, ne çamur var, ne koyun üşüyor, ne koyunun sırtı ıslanıyor. Ama bir yandan düşündüğünüzde de en kötü senaryo bizim için ya yağmur yağmaz, kuraklık olursa şimdiki böyle hani erdiğimiz, sürdüğümüz keyfin 10 hani 5 para anlamı yok. 5 kuruş anlamı yok arkadaşlar. İnşallah bol yağmur yağar. Gördüğünüz gibi kışın ortasında yaz ayından kalma, hatta yaz ayından böyle hallice günler geçiriyoruz. Kar yok, yağmur yok, hava tahminleri gösteriyor ama mesela perşembe gösteriyor. Perşembeye kadar
Cuma'ya kayıyor, cumartesine kayıyor, pazara kayıyor derken kaybolup gidiyor. İnşallah hayırlı bereketler olur da toprağımız şöyle karın altında kalır, yağmurun altında kalır. Biz de çamuru görürüz. Çamur olmadan hamur olmuyor. Neyse, koyunu saldık. Babam koyunu götürecek, benim işlerim var. Dedi ki babam, hava yaz giderken inşallah kış olur, şöyle bol bol çamur olur da çok avlu işlerini kürürsek dedi, gübreliği temizliği var dedi. Bizim o gübre çıkarttığımız dışarıdaki yer var ya, şimdi traktörü onu bağlayacağım, kepçeyi bağlayacağım. Oradan 2-3 araba şuradaki tarlamıza gübre çekeceğim ki orası boşalsın. Çamur falan olursa da oraya rahatlığına çıkarabilelim diye. Kışın çünkü dağa götürmüyoruz ya, hemen oraya çıkartıveriyoruz. Temizlik işleri, ev işleri sizi bekliyor. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Vallahi terledim arkadaşlar konuşurken. Köy hayatını seven herkesi kanalımıza bekliyoruz. Sıcak. Gerçekten ekin olduran bir sıcak var havada. Buğday başağı pişirir derler ya. Öyle bir hava var. Vay vay vay. Kışın acık hava açsa da, şöyle birazcık açıklık olsa da ya da traktörle bu zamanlarda şöyle şuraya kadar yol açsak da hayvana en azından şuradan pina yedirsek diye düşündüğümüz zamanlar bu zamanlar. Şimdi ise sal gitsin arkadaşlar. Ne kar var, ne yağmur var. Ya. Ya ya ya. 2023'ün çok kurak bir yıl olacağını söylüyorlar. Birkaç yerde de okumuştum ben. Ne derece doğru ne derece yanlış bilmiyorum ama hava tahmin uzmanları biliyorlar. Ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Rabbime dua ediyoruz. Hayırlı bereketler olsun. Yağmurlar olsun diye. Koyunlar da kuzuluyor, evde bırakıyoruz. Aslında normalde böyle de bak, bugüne kadar hiç koyun kuzulamasaydı arkadaşlar, açık söylüyorum, hiç yem vermeden şu anda hep merada yayılıyor. Daha ne kadar doğru, çok da yanlış. O kadar doğru değil. Çünkü yem vermeniz gerekiyor hayvan düşmesin diye. Ama yaptım deseniz olurdu yani. Çünkü kış olmadı. Ben hiç hayvana yem vermedim. Hep otlattım. Hep kırdaydım. Hep de kırdayım, yapacağım olayı deseniz olurdu. Baba, buraya getireceğim ben gübreyi. Vallahi toz toza ya baba. Ya ya, sıcak ya. Bak koyun. Bizim koyunumuz kuzuladığı için, kuzulamaları da devam ettiği için tabii ki de kış ayı gibi aynı yem veriyoruz. Zaten bayağı bir de salmadık. Şu üst tarafa dök ya. Oraya döktüm daha önce baba. Heh? Orayı daha önce döktüm. Nereye dökeceğim? Şuralara dökerim ya. Ben gidiyorum. Babam gelesi iki araba atsam ilaveleri de sökmeyeceğim. İlavelerle deneyeceğim. İki araba da bayağı bir şey yaparım ya. Üç araba da atsam, iki araba da atsam orasını temizlemiş oluruz. Hadi bakalım. Ya. Bunlar en son ektiğimiz arpalar arkadaşlar, çıkmışlar. Ama uçları sararmış. Birazcık hava hani geceleri soğuğa çekiyor ya, soğuktan dolayı yanmış uçları ama yine tavuğumuz var ya. Şöyle göstereyim. Evet, eve geldik arkadaşlar. Hemen traktörümüzü çalıştıralım. Birazcık ısınsın. Kepçemizi takalım. Ondan sonra arabamızın üstündeki çadırı alalım. Yüklemeye başlayalım. Şuradaki şu gübreyi temizleyeceğiz. Dediğim gibi eğer yağmur, kar yağarsa temiz olsun. Daha sonradan hani çok gübre çıkartıyoruz ya kışın ortasında. Gerçi kışın ortasına geldik de. Olsun, biz yine temizleyelim. Temiz gözüksün. Bismillahirrahmanirrahim. Bir araba götürdükten sonra koyunlara yem vereceğim. Onun traktörün içi yanıyor ha. Sizce kaç araba çıkar ki? 3 araba falan çıkar mı? İlaveleri sökmeyeceğim. İlavelerle atacağım bakalım bugün. Hoppa. Anladın eteğinde uçan güvercin olsam
Türkü olsam dillerde, cano cano diğer diğer dolaşsam. Şu arka ilaveyi alacağım sadece. Türkü olsam dillerde, cano cano diğer diğer dolaşsam. Başım herkese vidayı. Evet, arabamız hazır. Direkt buradan doldurabilir miyim ya? Hiç. Kımıldatmadan. Arkadaşlar arabayı takalım. Şöyle geri geldim de çok az bir şey kalmış. Hemen takacağım. Ben bu işi biliyorum. Hadi oğlum. Ah. Ah. Ya. İşte böyle traktöre binip biniyoruz ya, bu adamı yoruyor. Çok gittik. Canavarı da aktık arkadaşlar. Sabitlemeyi de yapalım. Orta kollarımızı da aktık. Sanırım sağ sola oynamıyor. İyi. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ya Allah, bismillah. Başlıyoruz arkadaşlar. Birazdan bitiririz yere düşünüyorum. Bakalım 2-3 araba çıkar mı? Daha fazla çıkar mı? Halimi bir görseler acır içleri, kan gövdeyi yine bu. Halimi bir görseler acır içleri. Cemre çoktan düştü bile.
daha iki kepçe gerekliymiş arkadaşlar. Hay Allah, olsun ya. Ama bir deneyelim önce. İlavelerle bakın, daha bugüne kadar hiç gübre sarmadım. Birazcık da yağış. Dediğim gibi sonradan tamfer atıldığı için sıkıntı çıkar diye sarmadım. İşin aslı. Şimdi göreceğiz bakalım, çıkacak mı çıkacak mı. Fasulye tarlasına gidiyoruz arkadaşlar. Buranın da yolu kötü ya. Hem de bayağı kötü. Fasulye etmiştik ya bu sene. Bakın arkadaşlar, bayağı sardım da ön taraf biraz boş kalmış. Evet, bir kaldıralım bakalım, inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Kaldı, gördün mü? Şimdi iyice bir vurdurarak döktürelim. Evet, bir kürek getirsem olacak. Önceden küreksiz çıktığın zaman nereye gidiyen hey derler diye evden. Şimdi tamperli olunca küreğe zincir tutmuş arkadaşlar. Küreğe falan soran yok. O yüzden alsak olacak. İnek gübresi. Ulan ne yapışkan bir malzeme. Arkadaşlar eve geldim. Bir araba daha sarayım. Arabayı yükledikten sonra koyunlara balya çıkartacağım. Ondan sonra gideceğim. Ondan sonra babam gelesiye bir araba daha götürsem 3-4 arabada burası bayağı hallolacak gibi duruyor. Hadi bakalım, hızlı hızlı şu arabayı saralım. Evet, bir araba daha sardık. Abi bu koku bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Böyle her şey bitmiş. Ondan sonracığıma balyayı, samanı koymuşsunuz, tohumları yeni ekmişsiniz ve buradan gübre atıyorsunuz yani. Bu arabayı iyi sardık. Harbiden iyi sardık abi, ama yamuk sardık. Arkadaşlar. Hadi oğlum, 3 araba, 2 araba daha çıkarsan babam.
varmış şöyle görüyorsunuz. Ulan yine küreği unuttuk biliyor musunuz? Bu sefer inşallah dökülmüştür. Oğlum bu köşe niye dökülmüyor ya? Lan aklıma küreği gene unuttuk arkadaşlar. Azıcık daha ileri çekelim de yine sopayla. Daha çıkmış. Arkadaşlar babam geliyormuş. İkinci arabadan sonra sanırım gelecek birazdan. Ben hemen yemini hazırlamam lazım. Koyunları eve bir an önce varayım, yem hazırlayayım, devam edeceğim. Ya olabildiğince orasını temiz bırakmam, temiz yapmam lazım. Hava sıcak. Tam böyle çalışılacak günlerden bir tanesi. Bayağı sıcak. Hazırlayıp 5 dakikada ona bunun yemi de hazır olsun. Eve geldiğinde direkt koyunlar yeme gelsin, yemini yesinler, sonra kuzularından buluşturalım. Yumurtlayan var mı? Arkadaşlar evdeyim. Arabayı boşandırdım. Hemen 3-4 tane balya vereyim. Babam gelmeden yem hazır olsun. Hemen yem. Bunun benzini menzini bitmiyor ha, ben size söyleyeyim. Hemen şuna balileri sarayım, 4-5 tane götüreyim. Bununla çekeyim mi gübreyi? Bir aydan önce bitiririm ha. Abi elimizle bir koyduk. Bir götürüyoruz. Bir karmaca gibi taşıdık. Bir. Hayır, öne dökülme. İpi koptu la. Kira gel alan yanıma. Hemen babam gelmeden götürelim. Arkadaşlar Semiha'nın yardımıyla 5 dakikada yemleri hazırladık. Şimdi babamı karşılayayım. Babama bir an önce ekinlere girmeden hayvan eve getirelim. Ondan sonra atmaya devam. Bakın millet tarla sürüyor ya. Vay anasını be. Vay tosun o. Arkadaşlar şöyle bir yeşil elma molası. Babam geliyormuş, hayvanı tutamadım dedi. Evde kuzuları var ya koyunların, o yüzden durmasını zaten beklemiyoruz. Onlar hayvana şöyle bir gezinsin, bir stresini alsın gelsin. Bizim için yeterli. Dağda duracak yani gidecek bir koyun yok. Çünkü hemen eve geliyorlar, kuzularını özlüyorlar. Elma da niye yeşilmiş arkadaş ya. Hadi gidelim. Çok seviyorum elmayı. Thank you.
Arkadaşlar eve geldik. Hayvan da geldi. Yemlerini yiyorlar. Tam zamanda yetiştirdik. Şimdi iki araba daha akşam olası atarsam benim için süper olacak. Zaten şu kadar kaldı. Görüyorsunuz. Galiba iki arabada da bayağı bir şey olur. Bu arada millet yaz ayı gibi tarla sürüyor. Ya Allah, bismillah. Hadi bir araba daha saralım. Acele tarafından bir araba daha sardık arkadaşlar. İşte böyle dakmağı bir şey oldu mu benim işim daha hızlanıyor. Şimdi babam aşağıda. En azından ben iki kere aşağı in, aşağı bin. Güneş batmadan bir araba daha atarsam bitecek gibi duruyor. Ya da yarına da kalabilir ya böyle. Nasıl olsa yağmur yağış yok. Ama anca 3 araba atabildik arkadaşlar. Üçüncü araba daha, bunu atamadık da. Babam da gelecekti de psikopat gelmemiş. Psikopat da orada yayılıyor. Onu bağlarsa belki kuzuları emiştir esiye. Koyuna çok yem verdi. Yemini hemen bitiremezse bir araba daha sallarım. Bir araba daha sallarsam hemen hemen biter. Kurulup olan yere atmayacağım. Arkadaşlar bu araba da tamamdır. Vallahi bu zamana kadar niye ilavelerle atmadım bilmiyorum. Taşıyormuş. Cesaret gerekli bazı şeyler için. Şimdi anladım ki şu anda buraya getirdiğim 3 arabayı ben ilavesiz şekilde 4,5-5 arabada anca getiririm. Yani 3 araba getirdik ama sağlam baba yiğit 3 araba getirdik. Ve kaldırıyor. Çok sarmayacağınız, dengeli sardığınızda dengeli bir şekilde kaldırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası fasulye tarlasıydı ya. Bu sene nohut ekmeği planlıyorum. İki tane boş tarlam var. Bir tanesi evin hemen yanında. Bir tanesi de burası. İkisine de toplamda 2,5-3, 2 de o gelse 5 dekar falan nohut ekmeği planlıyorum. Nohut çok, yani haberlerde de gördüm de çok uçmuş gitmiş. Önceden köylünün hepsi ekiyordu ama domuz nedeniyle ekmez oldular. Bayağı hani bir ton nohutum çıksa dünya para arkadaşlar. Uğraşmadan olmuyor. Nohutla uğraşacağım. Belki bir tondan da fazla çıkar bilemeyeceğim ama ekip denemek lazım. Bakmak lazım. Kafamda şu anda var. Nohut ekmek var. Çünkü gelen geçen herkes köy nohudu soruyor. Arkadaşlar tam buradan bir sene bir araba cıvık atmıştım. Bu videoyu izleyenler bilirler. 2 milyon 3 milyon falan izlendi.
O zaman nasıl yağmur yağış varmış, tam bir araba cıvık pürürdü ve şu şarkıyı çal dedik iş bitince. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Çokmuş be. Baba. Ha. Bir araba daha atayım mı? At. He? Atarız ya. Atalım mı? Atalım. Suyu açtın mı koyunlara? Koyunlar da iyiydi ama daha çoğu değmedi. Şunu atacak. O zaman yemediyse... Acık bekleyelim o arada atalım. Ben bol yem verdim yemesinler diye. O zaman sen varken hemen atalım baba. Suyumuz da var. İyi. Koyunların suyu var. He? İyi oldu ya. Bak, şu Aykız'ın yattığı yerdeki kuruluğa dokunmayalım. Buradan kuzulara kuruluk da götürürüz. Arabayı şuraya bir yeri çekeyim. Şu inek pisliğini buradan alalım, bitsin. Şuradan alalım. Bu kalsın çünkü burada çok kuruluk var. Yarın çok kuruluk. Buna dokunmadan belki buradan kuzuların altına alırız. Olur mu? Islanmaz. Yok, alınır. Islandı, alınmaz bir daha. İyi oldu. Baba, 2-3 gün, 4 gün sonra yağmur gösteriyordu. O da kalmamış. Orada kurak gidiyor ya. He? Kurak gidiyor. Bir şey olmaz baba ya. Olur ya, bok kürdür vallahi toprak. He? Oraya kadar topraktır zaten. Oralar topraktır mı? Toprak. Çıkmak lazım böyle bak. Bok toprağa benzemez çünkü yakalım. Bu da kalsın baba. Bu da kalsın. Orası zaten kuru kuruluk. Şu üstündeki pisliği ben şöyle geldiğimde kepçeyle toplar şuraya atıveririm. 4 araba adam akıllı atmış olduk. Ya dursun, bir şey olmaz. Artık bir kez araba. Boşaldı. Değil mi? He. Yok şu şeyin arkasını diyorum ya. Azıcık dökülenleri atıyoruz. Dökülenleri sıyırıverim geldiğimde. Hadi kuzuları salam. İyi oldu değil mi? Ya iyi olmaz ya. Salam gidelim artık gelelim. Hadi. Vallahi efsane oldu arkadaşlar. Ta buraya kadar geliyordu. Bakın yine toplattırdık. Zaten taş burası ya. Altı da üstü de taş. Bak iyi oldu. Buraya mı? Evet. O kuruluğu neden atmıyorum ha? Çok böyle yağmur kar kış olursa oradan koyunların kuzuların yerine kuruluk çekeyim diye. Açıldı. Şu örtülü kuruluğun yanında bir de orada kuruluk var. Ondan atmıyorum. Yani burasını o yüzden bıraktım. Şimdi burasını alırken iyice karıştıracağız. Birbirine karışacak. Biz cıvık olan yere atmış olduk. Yalnız bu sefere iyi sağdım baba. Olsun, bir şey olmaz ya. Motoru hiç dinlemez. Yok, motorla şeyle alakası yok. Ben arabanın sonradan taper ya, sağa sola yamuk kalkıyor biraz, devrilir diye korkuyor. Yok gerilmez. O ne olur biliyor musun? Lastikler taşımazsa havalara az. Taşır. Son şey. Arkadaşlar kuzulu koyunlar bakın nasıl ayrılıyorlar. Şimdi kapıyı açtığında bütün kuzulu koyunlar içeri girecek. Gübreye atmaya gitmeden buluşturalım anneleriyle dedik. Ondan sonra gideceğiz. Onu arabada bırakmayacağım, atacağım. Oraya tek koyunu koysak mı acaba? He? Kuzuları da oraya koyduk ya. Tek koyduk bir tane. Bunun nasıl su var ya? Var, geliyor, var. Geliyor bak. Yem yiyorlarmış daha baba. Sen de gireceksin ama sen toklusun ya. Hadi gir. Ya nasıl hayvanların kuzularına koşup geliyorlar arkadaşlar. Hemen kapının dibinde buldu bak. Bak.
Sen geliyorsun da. Sen geliyorsun. Gel hadi. Valla ben oldum geç sana oraya. Oldun mu? Var oldun ya. Kameralar olacak orada baba. Tamam. Hadi yürü. Ben de gideyim. Gel hadi. Akşamüstü hemen 5 dakikada döküverelim. Geç kaldık ya. Son arabayı da getirdik. Şuraya dökeceğim baba. Buraları gübresiz. Tamam şuraya. Şuraya. Yani şu araya. Normalde baba eskiden bir taneydi. Hı. Şimdi 4 tane yetmiyor. Bir tanesini çıkartıyoruz. Tamperin şeyini havana kaldırıyoruz. Ondan sonra kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi kaldıracağım. 6 tane olsa tamden gelecek artık. Oldu bakalım. Kopar. Babacım kapağın içine koyuyorum ya. Niye düşsün? Gel. Son tamperi de yıktık arkadaşlar. Vallahi bugün bence iyi oldu yani. Hiç yoktan oradaki hı görüntüyü buraya atmış olduk. Burasını da hemen yaydıracağım. Görev hava hiçbir zaman bulamaz. Nohut ekeceğim, nohut. Hadi bek. Ey Allah, bismillah. Arkadaşlar böyle bıraktım. Vallahi 10 numara efsane oldu. Ben hemen gidiyorum, annemi götüreceğim. Annemin oturmak yerine gidecek. Köy yerinde oturmak yeri. Oturmak yeri değiller. Vallahi süper oldu ya baba. Açıldı burası. He? Yıkış yeniden başlasa ancak dolar. Bir araba daha çıkar oradan da çok karıştırmak istemem. Bu patlak mısırını almadınız bak ya, buradan. Onu içeri eve gelince ver bari seni kadar al. Hadi. Şurada arkadaşlar. Gidiyoruz. Sen telefon ediver anne. Tamam hadi bakalım. Hadi. Bu akşam buradaymışlar hadi arkadaşlar. Oranın soğumuştur içeriler değil mi? Bugün hiç mi yakaladınız? Oh diken. Çantaya bak. Evet, sıcak hava. He? Sıcak. Yaz değil mi? Ya yaz ayı tabii ya. Hangi olursa olsun. Jelden daha iyi değil mi? Tıra mı? Evet. Ya. İyi ama jel daha çok yeniyor. Tıra değil ki bu ya. Ha çok iyi. Tamam yeter baba. Bir çuval kömür kaç mı gidiyor? 3 gün. Bak ben 4 gün. Tamam bugüne bu akşam atmam artık. Hatta çok bile attım. Evet. Doldur şimdi bunu. Sıra kuatörü yiymişim. Azıcık daha koyalım kozamak ya değil mi? Yeter yeter baba. He? Yeter. Yetmez mi? Yeter. Bir tane odun daha koysan şuraya. Evet arkadaşlar. Burasını bitirdik. Koyunları da hallettik. O koyunu da hallettik. Şimdi güzel oldu. Efsane oldu. Kış gelirse tekrardan yerimiz tertemiz. İnşallah kış da gelir. İşimiz bitti. Bu kadar. Şimdi yemek yiyelim. Annemi oturmaya götürdük. Kaloriferimiz de yanıyor. Şöyle dumanı görebiliyor musunuz? Pöfür pöfür. İşler tamamdır. Bugün o işi de hallettim. Temizlik işini de hallettim. Aman 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 ey. Arpa buğday aman ey. Evet arkadaşlar, soframıza oturduk. Bir videonun daha sonuna geliyoruz yavaştan. Bugün temizliğimizi yaptık. Gerçekten de 10 numara oldu. Temiz oldu yani. En azından şöyle bir dağınık duruyordu. Oradaki gübreyi tarlamıza attık. Oraya da nohut ekeceğim. Nasip olursa. Nohut nohut dedim. Bakın akşam yemeğinde ne var arkadaşlar. Güzel bir nohut yemeği var. Bismillahirrahmanirrahim. Eskiden bol bol ekiyorlardı ama şimdi ekmiyorlar. Hmm, domuzlar mahvediyor diye. Oraya domuz gelir mi baba? Biz bırakmaz. He? Biz bırakmaz. Gelmez gelmez. Fasulyelere gelmedi. Orası geçit. Fasulyeleri yemedi ama. Tamam deneyeceğiz bu sene.
Ne yapıyor bak? Bekleriz olmazsa ya. Nohut. Mesela bizde nohut eken var mıydı? Hı? Nohut eken. Kim var? Fevzi dayın falan ekler. Ama onun burada bizim evin arkasındaydı. Ya tabii yakın ekler. Yani. Daha uzak noktaya eken hiç yoktu. Bir Fevzi dayım vardı, o da evin arkasına ekmişti. Eker deneriz ya. Ama ben de ekeceğim Harun'un yerine yasa. Oraya da ekeceğim. Ya oğlum. İyi ya bence. Bakacağız bakalım. Arkadaşlar görüşürüz. İnanın çok tuhaf gidiyor havalar. Yani bu mevsimde böyle sıcakları yaşamak. Yağmursuz, karsız bir şekilde devam eden bir hava. Bilmiyorum, geçen senekinin videolarına bakıyorum da şu anda karın içinde yürüyormuşuz. Her yer ayaz olmuş, takır takır buz. Ya hani en azından yerde bayağı şöyle bir 10 santim 15 santim kar varmış. Ekinlerimizi örtmüş. Belki yağmurluk gider, belki kar yağar. Birkaç gün sonra tekrardan bir hava bozup kar yağış falan gösteriyor ama bilmiyorum yani, her şeyin hayırlısı diyelim. Bayağı sıkıntılı. Uva taraflarında ekinlerin çoğunun öldüğünü söylüyorlar. Yeniden ekim ya da işte sulamayla idare ediyorlarmış. Bizim burada ekinlerimiz şu anda iyi ama hayırlısı olsun, ne diyeyim. Herkes tarlada bu arada. Ocak ayında terlikle geziyor adam. Aynen. Değil mi? Gece de -1, -2 en fazla -3'e düşüyor. Çok önceden ayazları yaşadık da şimdi ayaz da kalmadı. Yağar inşallah. Mart'ta yağar bu. İnşallah. Görüşürüz bakalım. Allah'a emanet olun.